Proton iki farklı tür komşuya sahip olduğunda kompleks yarılma gerçekleşir. Buna güzel bir örnek olarak sinema haldeitteki mavi daire içine aldığım protonu verebilirim. Mavi protonun 6,7 ppm'lik kimyasal kayma değeri olan bir sinyali var. Aşağıda mavi protonun sinyalinin yakınlaştırılmış hali var. Şimdi komşu protonlara bakalım. Mavi proton bu karbonun üzerinde. Burada ise bir komşu karbon var ve bir protonu mevcut. Yani ilk komşu protonumuz bu. Burada ise yine bir protonu olan bir başka komşu karbon görüyoruz. Yani iki komşu protonumuz var. N artı 1 kuralını buraya uygulamaya çalışalım. N2 ise iki komşu protonumuz var. O zaman n artı 1 sayıda pik noktası görmeyi bekliyoruz. 2 artı 1, 3 eder. O zaman 3 pik noktası olan bir sinyal yani triplet görmeyi bekleriz. Fakat mavi protonun sinyalini bu şekilde gözlemleyemiyoruz. Burada 4 çizgi görüyoruz. İşte burada. N artı 1 kuralı bu durumda işe yaramadı. Bunun sebebi de kuralın yalnızca komşu protonlar eş değer olduğunda işe yaraması. Ama buradaki komşu protonlar eş değer değil. O zaman mavi protonun sinyalini başka bir şekilde açıklamamız gerekiyor. Bunun için yarılma ya da eşleşme ağacı denilen şeyi kullanacağız. Mavi protonun sinyaliyle başlayacağız. Burada mavi protonun sinyalini görüyorsunuz. Bu sinyal yanındaki kırmızı proton tarafından yarılacak. Kırmızı ve mavi proton arasındaki eşleşme sabiti 12 Hz'dir. Bu sinyalin dublet oluşunu gösterelim. Şimdi mavi çizgileri çizelim. Evet. Sinyaller ikiye ayrılıyor. Yani dublet oluyorlar. Eşleşme sabitimiz 12 Hz ise buradaki mesafe 12 Hz demektir. Peki bunu için duplet olarak düşünebiliyoruz? Bunu n artı 1 kuralının bir varyasyonu olarak düşünebilirsiniz. Burada bir komşu proton var. Yani n eşittir 1. 1 artı 1'den sonuç 2 çıkar. Sinyali bu şekilde iki çizgiyle duplet olacak şekilde ayırıyoruz. Şimdi diğer protonlardaki duruma bakalım. Bunu ele alalım. Bu çizdiğimiz iki çizgiyi alıp bir başka duplet olacak şekilde yarayacaktır. Bu çizgi duplet olur. Bu çizgi de duplet olur. Eşleşme sabiti bu sefer 6 Hz'dir. O zaman bu mesafe 6 Hz'i temsil eder. Buradaki mesafe de 6 Hz'i temsil eder. Peki her bir çizgi için ikiye ayrıldı? Bir kez daha burada n artı 1 kuralının varyasyonunu kullanabiliriz. Burada bir komşu var yani n eşittir 1. 1 artı 1 2 eder. O halde her bir çizgi 2'ye ayrılır yani duplet oluşturur. Bu çizgi de 2'ye ayrılır. Mavi protonun sinyali için 4 çizgi elde ettik. Buraya bakarsak 4 çizgiyi zaten görüyoruz. 1, 2, 3, 4. Buna dupletin dupleti veya çift duplet diyoruz. Peki sizce eşleşme sabitleri aynı olsaydı nasıl olurdu? Her ikisi de 12 Hz'miş gibi yapalım ve sinyalimizi çizelim. Mavi protonun sinyalini görüyorsunuz. Kırmızı protonlar tarafından ikiye ayrılıyor. Buraya dupletimizi çizelim. Buradaki uzaklığın 12 Hz'i temsil ettiğini varsayalım. Buradaki eşleşme sabitinin de 6 Hz yerine 12 Hz olduğunu varsayalım. Çizdiğimiz dupletin her bir çizgisi bir başka komşu tarafından duplet yapıldı. Bu sefer 12 Hz'lik bir eşleşme sabiti göstereceğim. Mavi renkteki dupletin her bir çizgisi bir başka duplete ayrıldı. Soldaki mavi çizgi duplete ayrıldı. Sağdaki mavi çizgi de komşu proton sebebiyle duplete ayrıldı. Eşleşme sabitini değiştirmiştik. Yani artık 12 olması gerekiyor. Eşleşme sabitleri artık aynı. Buraya dikkat edin. Triplet elde ettik, değil mi? Burada bir çizgi var. Burada bir pik oluşuyor ve ardından bu piki elde ediyoruz. Yani eşleşme sabitleri aynıysa triplet elde ederiz. Kısacası n artı 1 kuralının öngördüğü şeyi elde ettik. n artı 1 kuralı işte aslında buradan geliyor. Bir örnek daha yapalım. Buradaki moleküle bakalım. Mavi ile işaretlediğim protona odaklanacağız. Komşu protonlarımız var değil mi? Bu komşu protonumuz ve bu ikisi arasındaki eşleşme sabiti 12 Hz. Ve burada iki komşu proton daha var. Mor ve mavi protonlar arasındaki eşleşme sabiti de 7 Hz. Mavi protonun sinyalini düşünelim. Burada yarılmamış mavi proton sinyalini görüyorsunuz. Şimdi kırmızı protonun ne yapacağına bakalım. Bir komşumuz var. 1 artı 1'den 2 elde ederiz. Mavi protonun sinyalini 2'ye bölüp duplet elde ediyoruz. Bunu çizelim. Eşleşme sabiti 12 Hz'di. Buradaki uzaklık 12 Hz'dir. Burada mor protonlar üzerinde düşünmemiz gereken bir durum var. Bunlardan 2 tane var. Yani n eşittir 2. 2 artı 1 ise 3 eder. Yani mor renkli protonlar az önce çizdiğimiz dupletlerin her bir çizgisini 3'e bölecek demektir. Burada triplet elde edeceğiz. Çizelim. Eşleşme sabitimiz 7 Hz. Bakalım buraya çizebilecek miyim? Bu uzaklığın 7 Hz'i temsil etmesi gerekiyor. Bunu çizelim. Şu ikisi 7 Hz. Dupletin bir çizgisi triplete ayrılmış durumda. Aynı şey diğer çizgi için de geçerli değil mi? Aynı şey diğer tarafta da olur mor protonlar sebebiyle burada da triplet olması gerekiyor. Bunu 3'e ayıracağız. Öncelikle 7 Hz'lik uzaklığı düşünmemiz gerekiyor. Her iki tarafta da 7 Hz. Bunu da çizelim. Burası 7 Hz, burası da 7 Hz. Tek bir çizgi 3'e ayrıldı. Bunları çizelim. 1, 2 ve 3. Son olarak mavi proton için kaç pik noktası görmeyi bekliyoruz? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Mavi protonun bu sinyali için 6 pik görmeyi bekliyoruz. Bunun sebebi komşu protonların farklı ortamlarda bulunmasıdır. İşte buna kompleks yarılma denir.